Budapeşte'den Viyana'ya doğru yolculuk başladı. Çok güzel bir kampa gidiyoruz. Kampımıza saat 3 gibi giriş yapabildik. Yaklaşık 280 km yol geldik. Yol çok rahattı. Şimdi Viyana'nın dışındaki en güzel kamp alanlarından birine geldik. Avrupa'daki kamplarda güzel bir uygulama var. Hemen direkt kamp içine girmiyorsunuz. Bakın şöyle bir cep var, gördünüz. Resepsiyona girmeden önce 5 dakika burada dinleniyorsunuz. Eğer içeride rezervasyonunuz varsa giriyorsunuz. Yoksa alan boş mu yok mu size söylüyorlar. Hemen direkt kampın içine girmiyorsunuz. Bakın cep. Biz de bekliyoruz. Ebru ile Enes daha önce yaptırdığımız rezervasyon alanını görmek için girdiler. İşlemleri yapıyorlar. Biz de birazdan gireceğiz. Şöyle kamp alanını da göstereyim. Arkadaşlar, Budapeşte'deki kamptan çıktık saat 3 gibi. 280 km yolculuktan sonra Viyana yakınlarında 4 yıldız adak bir kampa geldik. Çok üst düzey bir kamp alanı. İlk önce karşı parseli bize gösterdiler. Oraya yerleştik aslında. Ondan sonra ben hemen şuradaki drenaj istasyonunu gördüm. Hanıma dedim ki tekrar resepsiyona soralım. Eğer böyle bir parsel varsa boşta biz oraya geçelim. Varmış. Hemen bu parseli gösterdiler bize. Bu parselin faydasını anlatayım. Daha önce size tanıtımı yaptığım city water sistemimiz hazır. Onun sayesinde direkt suyu alıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu büyük bir rahatlık. Kampın kendi aparatını kullanmadım. Daha önce yine anlatmıştım. Bakın kendi aparatımı onu çıkardım. Çelik bir aparat. Bunu kullandım. Ama yine bir şey göstereyim. Bakın buradan bir sızma var. Ama kampın tesisatında problem var. Benden değil. Üstten sızıyor farkındaysanız. Çünkü basınçlı bu. Ona çok dikkat etmek lazım. Karavanımız Hybrid Nova SL 485 atık su deposu. Zemin altında atık su 25 litrelik atık su deposu var. Atık su deposunu bakın farkındaysanız direkt bağladık. Direkt drenaj istasyonuna bağladık. Artık atık suyumuz direkt buraya gelebiliyor. Çok büyük bir rahatlık. Özellikle kamplarda bu işler erkeklerin işi. Yani suyu doldurmak, suyu boşaltmak erkek işi ama bu sayede, bu aksesuar sayesinde bu dertten kurtulmuş olduk. Ama tabii böyle bir alana ihtiyacımız var. Yani her parselde böyle bir imkan yok. Bakın görüyorsunuz. Büyük bir rahatlık. Tavsiye ederim. Bu arada hem aksesuar tanıtım yapmış olalım hem de alanı tanıtım yapmış olalım. Bakın parseller böyle. Çok rahat. Hiçbir ses yok. Tuna Nehri'nin kenarında bir parsel burası. Bugün görüyorsunuz drenaj istasyonunu. İlk girdiğimizde rezervasyonumuz burayaydı. Ama biz iptal ettirdik. Bu tarafa geçtik. Yine karşıda Nova GL serisi var. Bu da çok güzel bir karavan. SL'in bir tık altı ama çok üst düzey bir karavan. Şöyle yine alanı gezdireyim ben size. Karşıda sanitasyon kısmı yani tuvalet banyo kısmı var. Bakın parseller böyle. Tam bir sessizlik hakim. Biz karşı parseldeyiz. Parseller boş olduğu için arabayı hemen yan tarafa çektik. Yoksa normalde müsaade etmezler.
Ama geniş parsel problemi olmadığı için arabayı hemen yanımıza çektik. Şöyle kaset boşaltma alanını göstereyim. Kimyasal tuvalet diyorlar. Şöyle göstereyim. Hemen burayı. Şu alana boşaltıyoruz. Motokaravanlar için yine depo boşaltma, atıkçılık boşaltma alanı. Bulaşık yıkama mekanı. Çamaşır bulaşık yıkama mekanı. Şimdi temizliği göstereceğim. Duşlar, banyoda erkek banyo kısmını göstereceğim size. İnanılmaz temiz. Resepsiyon kısmı. Temizliğe bakar mısınız? Resepsiyonun arkasında ufak bir göl var. Orada geniş bir park alanı var. İnsanlar göle giriyorlar. Restoran kısmı. Şimdi kendi parselimize doğru gidiyorum. Bu arada atık su boşaltma, kaset boşaltma alanını da göstereceğim motokaravanlar için. Şimik bölümünü göstereyim. Bakın buraya boşaltılıyor. Karşı tarafta görüyorsunuz. Bulaşık yıkama mekanları var. Burası kaset boşaltma mekanı. Gördüğünüz gibi. Evet, kamp alanından görüntülere devam ediyorum. Kampın giriş rezervasyon kısmını gösteriyorum. Ücretsiz kataloglar, ücretsiz belgelerim. Elemanların fotoğrafları. Giriş ve çıkış kısımları. Geldiğiniz yerden karşıda bir cepte duruyorsunuz, ondan sonra içeri giriyorsunuz. Banyo, tuvalet, duş kısımları.
Bakın duş, banyo. İçeri göstereyim. Bakın, tertemiz.